Nafetullah. Nereden hatırlıyoruz bunu? Semud kavminden hatırlıyoruz değil mi? Salihin kavminden. Nedir Allah'ın devesi? Allah'ın devesi mi olur ya? Diğer develer kimin devesi? Eğer yaratana nispetle anılıyorsa tüm develer Allah'ın devesi. Tüm varlık öyle. Peki niye Allah'ın devesi? Allah deveye mi biniyor? Haşa. Hayır. Peki neydi bu devenin özelliği? Hayır hayır gökten falan inmedi. Tefsir kitaplarında yazanların hiçbirine inanmayın bu manada. Gökten deve inmez ya. Allah deve misin ya? Gökten deve mi iner ya? Allah Allah. Devenin nasıl yaratıldığına bakmaz mısınız demiyor mu Gâşiye suresinin 17. ayeti? Efela yenzurûne ilel ibni keyfe hulikat. Bakmaz mısınız, incelemez misiniz deveye nasıl yaratıldı? Peki bakıp inceleyelim hadi. Gökten deve mi iner Allah aşkına? Hayır. Allah yasalarını niye bozuyor? Niye bozsun? Bozacağı yasayı niye koysun? Peki ne? Bu deve sahipsiz deveydi. Niye sahipsizdi biliyor musunuz? Bu deveyi üst üste ikiz doğurduğu için veya bu deve özel bir özelliği olduğu için, işte orada 5-6 şey var. Efendim, ayette 5 tane şey sayılır, sınıf sayılır efendim, hayvanlardan. Peki nedir? Bu onlardan biridir. Bu deve Allah'ın devesi ilan edildi. Kulağı yırtıldı, yırıldı, damga vuruldu. Ey millet, bu Allah'ın devesidir. Ne yapacağız şimdi? Herkesin devesi var ve herkes devesine su veriyor, yem veriyor değil mi? Semud kavmi, az su demektir Semud. Az suyla bir uygarlık yeşertmiş adamlar, düşünebiliyor musunuz? Bugün hala kalıntısı ayaktadır. Medayini Salih. Gidenler bilir, ben de gittim. Kuzey Arabistan'da. Muhteşem bir, sanki bugün öldüler zannedersin sahipleri. Yani binlerce yıl önceki bir uygarlık bu. Vesaire. Bu deve aslında Allah'a adanmış bir deve. Allah'a adanında ne yapmışlar? Biz Allah'a adadık. Suyunu da Allah versin, yemini de Allah versin. Deve susuz, bağırıyor, haykırıyor hayvan. Bir kova su veren yok. Su kıymetli. Semud'da su kıymetli. Az su demek çünkü Semud. Efendim, bir kova su veren yok. Deve susuzluktan çatlıyor hayvan. Haykırıyor. Hani Allah'ın devesiydi? Allah versin. Sizin suyunuzu Allah vermedi mi? Bu nasıl bir kafadır? Hani Allah versin var ya, ihtiyaç sahibine Allah versin diye postalıyorlar. Allah versin. Onlar da öyle postalamışlar deve. Hem Allah'a bağışlamışlar, hem de Allah versin diyorlar. Ve aç ve susuz işte ölecekken bu deveyi hunharca boğazladılar en sonunda. Yani şunun çığlığından kurtulalım. Bu aslında nedir biliyor musunuz? Zayıfları, dezavantajlıları, azınlıkları gözünüzün önünden kaybetmek. Nagatullah o işti. Allah'ın devesi olmaz. Toplumun devesiydi. Sahipsiz bir hayvan varsa onun sahibi toplumdur. Aç bir hayvan varsa, susuz bir hayvan varsa onun sahibi toplumdur. Yetti mi? Bu demektir işte. Yani Allah'ın sahibi Allah'mış gibi bakıyorsunuz demektir. Yaratanı Allah'tır demektir bu işte. Yaratan Allah'sa sahibi odur.